Sizlere Üstad Neşet Ertaş'ın Çok Güzel Bir Türküsün Neredesin Seni göstermeye çalışacağım. Türkünün solfejini yapıyorum. Es mi fa fa mi fa sol mi mi fa mi re fa mi re re mi o re do mi re do 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 re si la si es re mi re do mi re do do re do si re do si si do si la do si la 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 si la sol. Şekilde arkadaşlar. Dikkat edeceğimiz bölümler. Birinci portenin ikinci ölçüsündeki re re mi'deki mi'ler mi bemol. Yani bağlamada birinci perdemiz arkadaşlar. Şurası. Bir de si çek si'lerimiz var. Onda daha evvelki türkülerde bolca yapmıştık zaten arkadaşlar. Ölçü ölçü gidelim. Es mi fa fa mi fa sol mi mi fa mi re fa mi. Birinci ölçümüzdü. İkinci ölçü re re mi bemol. Burada re do mi re'yi mecburen böyle yapacağız. Yani re do üçüncü parmak olacak. Mi bemol re. Yani parmağımızı yukarı kaydırdığımız için bu şekilde kullanacağız. İkinci ölçü şöyle. Re re mi bemol re do mi bemol re şeklinde olacak. Sonra boğma do'muz geliyor. Do do. Yani re re mi re do mi re. En son boş yaptık re'yi ve boğmaya geliyoruz. Do 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 re si çek si. Si ve la'yı aynı anda basıp si'ye tezene vuruyorum. Çektim sonra alttan tekrar si. Daha önce birkaç türküde de yapmıştık dediğim gibi. Re re mi re do mi re do 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 re si çek si. İkinci bölüm yani ikinci porte. Es re mi re do mi re. Gene aynı pozisyondayız. Mi bemol'e birinci parmak, do'ya üçüncü parmakla. Es re mi re do mi re do do re de normal pozisyona döndük. Do si re do. İkinci portenin başını çalıyorum. Es re mi re do mi re do do re do si re do. İkinci portenin ikinci ölçüsü si si do si la do si.
tekrar alıyorum. Fa 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 fa. Seceksin la 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 si la sol. Fa 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 fa. Seceksin la. Evet. Şan bölümüne giriyorum arkadaşlar. Üçüncü parmakta 10. perde la'ya geldik. Es. La 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 la. Dördüncü parmakta süsleyebilirsiniz la'yı. Es la 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 la. Bir ile çıktık. Es fa sol fa sol la. Tekrar üçüncü parmakla la'ya gelip la 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 çaldık. Devamı gene aynı. Es la 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 sol fa fa. Es fa sol fa sol la. Şimdi dikkat. La 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 sol fa mi diye yukarıya çıkacağız. La 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 sol fa mi. Şu an ekrana sığmadığı için burayı yazmadım arkadaşlar. La sol fa mi'den sonra bir tane fa çalacağız fazladan. En başa döneceğiz. Es yerine fa'yı kullanacağız. Yani la sol fa mi fa mi fa fa mi fa sol. En başa döndüğümüz zaman es almadan başlayacağız. La sol fa mi fa mi fa fa mi fa sol mi mi fa mi re fa mi re. Metronomu da 1/4'lüyü 60'a ayarlayarak çalışabilirsiniz. Gene 50'den çalışıp isterseniz daha sonra da parçanın orijinal temposuna yakın 60 tempoyla. Buna BPM de diyoruz arkadaşlar metronoma. 60 BPM ile çalışabilirsiniz. Evet, önümüzdeki ders görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın arkadaşlar. Thank you.